T24'ün Ayrı Kutu programından herkeze merhabalar. Ben Azal Sipahi. Rejide her zamanki gibi bize Faruk Ekici eşlik ediyor. Ayrı Kutu'nun bu bölümünde konuğum prodüktör, organizatör ve DJ Asena Hayal. Hoş geldin Asena. Nasılsın? Hoş buldum Hazal. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok çok teşekkürler. Ayağına sağlık. İlk sorumla başlıyorum. Almanya'da doğuyorsun ve ardından 1995'te sen daha 10 yaşındayken Türkiye'ye taşınıyorsunuz. Tersine göç diyebileceğimiz bu süreç senin çocukluk ve gençlik yıllarına nasıl yansıyor? Yani şimdi travmatik bir dönüştü diyemem çünkü yaşım itibariyle. Ablam için biraz daha zor bir dönüş olabilir. O benden büyük olduğu için ve daha çok deneyim olduğu için. Çocuk aklımla şey hatırlıyorum hani böyle sınıf içindeki şey çocuk. Aha dışarıdan geldi. Ve bir hani artı bir önde başlama gibi bir durum. Yeni, hani, merak. Yeni, değil mi? Yeni dışarıdan hani Avrupa görmüş falan gibi bir yerden. Açıkçası çok zorlandığım bir dönüş olmadı o yüzden. Hani sonraki süreçlerde de tabii ki dil katkısı oldu bana. Ve biraz orayla kurduğum bağda da çok hani rüyalarımda gördüğüm bir şehirde doğduğum yer Stuttgart'ın Schramberg kazası diyeyim. aslında hani bu söyleşiden de 2 hafta sonra 20 yıl sonra ilk kez oraya gideceğim. Evet, bir ne vesile oluyor? Babam doğum günü hediyesi olarak bir uçak bileti aldı ama demek ki hani doğru zaman bu zamanmış gibi biraz böyle hani herkesin memleketi vardır. Benim de herhalde orayla böyle bir yeniden bir gidip görmem gerektiği bir zamandayım gibi geldi. Peki mesela daha sonrasında Diyalog Derneği'nde de çalışma yapıyorsun. Bu kültürler arası diyalog geliştirmede sence işte bu hani göç tecrübesi senin hayatında nasıl bir yer etmiştir? Bu kültürler arası diyalog geliştirmekte bunun nasıl bir faydasını gördün? Şimdi öncelikle oradaki Türkiye'li komünitinin içinde bir noktada büyüyorum ve babamın siyasi görüşü itibariyle de aslında biraz fazlaca o gurbetçilik kavramının içinde ve aslında o orada Türk olmak üzerine bir yoğun bir çocukluk dönemi geçirdim. Dolayısıyla aslında Türkiye'lilik ya Türkiye'li olmanın içinde de bir şekilde aslında kültürler arası bir diyalog kurulduğu bir aile yapısının içinden geliyorum diyebilirim. Dolayısıyla aradaki o bir şekilde kültürlerin bir araya gelmesi ve ikisi arasında bir diyalog sağlama konusunda biraz daha belki imtiyazlı bir yerdeyim diyebilirim. Çünkü hani aile içinde de farklı kültürlerin bir arada olduğu bir yapı var. O yüzden hani o beni biraz daha işlerimi kolaylaştırmıştır diyebilirim. 2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Bileşik Sanatlar bölümünden mezun oluyorsun. Ama görsel sanatlar kadar da yani bu bileşik sanatlarda fokuslandığınız görsel sanatlar kadar da müzik de hayatının merkezinde. Aposto'nun yayınlarından Duende'ye verdiğin söyleşide şey diyorsun, müzik dinleme eylemi hayatımdaki en büyük yeri kaplıyor. Müzik dinlemek hayatında bu kadar büyük bir yer kaplarken hayatındaki başka nelerle iç içe geçmiş halde müzik bunlara nasıl taban oluşturuyor, nasıl dallanıp budaklanmalarına yardımcı oluyor diye sorayım. Tabii. Müzik dinleme eylemi neden bu kadar önemli? Çünkü Almanya'da hiçbir kimsenin sokağa çıkmadığı, 6'dan sonra hani çok klişelerdir ama gerçekten öyleydi yani. Hani karanlık, hiç güneş olmayan bir şehirdeyim ve müzik dinleme eylemine bir şekilde hani sürekli müzik dinliyoruz ablamla birlikte. Türkiye'ye geldiğimizde de öyle. Hani halamların kasetlerini alıp dinliyoruz vesaire. Sürekli bir radyo programı yapma, işte kasetten kasete çekme hepimizin yaşadığı hani 90'lar çocuklarının yaşadığı deneyimler aslında. Hani beni daha özel bir çocuk kılmıyor bu tabii ki. Fakat sonra
işte hani benim gençlik yıllarıma tekabül eden dönemde müziğin temsiliyetleri vardı. Yani dinlediğin müziğe göre giyinirsin, dinlediğin müziğe göre saçının şeklinden hangi müziği dinlediğin falan anlaşılır. Şu an tabii ki hani o yapılar daha homojen, hani keskin bir ayrımla öyle bir şeyden bahsedemiyoruz şu anda. Ama işte rapçisi, rockçısı, punk'ı bir noktada ayırt edebiliyorduk o dönem. Aslında müzik dinlemek dediğimiz şey ve dinlediğin tarza göre de o müziğin karakterini ve personanı da şekillendirdiği bir durum var. Dolayısıyla müzik önemli ama bir yerden şimdi görsel sanatlarla ilgileniyorum derken, yani görsel sanatlar eğitimi almış ve sonrasında bir dönem bunu üretmiş biri olarak kendim bir dönem ses enstalasyonları yaparken buldum. Çünkü hani sadece müzik gibi değil, sesi de bir medyum olarak kullandığım bir üretim pratiğini benimsemiş bulundum. Ya bu da herhalde o hani sürekli bir dinleme eyleminin getirdiği bir sonuçtur gibi geliyor bana. Hatta şey gibi bir proje de yapmıştık, ondan da bahsedebilirim. 2016 yılında Marie Spirito ile birlikte, o zaman Alt Art Space vardı bu Montreal'da. Orada AKA Sound Series diye bir performans serisi gerçekleştirmiştik. O da aslında görsel sanatlar disiplini üzerinden üretimleriyle tanınan sanatçıların ses ve müzik projeleri idi. Yani böyle 4 hafta süren bir performanstı. Aslında orada da biraz böyle sese plastik bir yerden yaklaşıp aslında bir sanat pratiğinin medyumu nasıl olabilir ya da olduğunda bu hani bir sanatçı sese nasıl bakar gibi bir yerden bir projeydi. Şimdi birazcık daha o dinleme kısmına dönmek istiyorum. Ablandan da bahsettin. İki işte kız çocuğu olarak siz işte müzik dinlemekle alakalı böyle bir hani tutkunun peşinden gidiyorsunuz. Onun sonrasında işte yani hayatınızda büyük bir yer kaplıyor. Yani hani müzik üretmek dışında hani çizgi romanları da konuşacağız mesela ilerleyen dakikalarda. Ama böylesine daha hani bir hobi edinmek, bir şeyin takipçisi olmak, fanı olmak, bunu bir kız çocuğu olarak ya da genç bir kadın olarak diğer yani erkek cinsiyetinden farklı olarak deneyimlediğini düşünüyor musun? En azından bir dinleyici olarak sana ne kadar yer vardı mesela? Ya da hani bu işte plak almak istediğinde belki bir erkek çocuğu olsam bu çok daha rahat olabilecekken o ortamdan dinleyici olarak, belki okuyucu olarak, izleyici olarak orada hani bu cinsiyet farkını nasıl deneyimledin dersin? Şöyle diyebilirim. Şimdi yine hani daha hani müziği yeni keşfettiğim ve aslında tarzımı da bulmaya çalıştığım döneme gidecek olursam, şimdi sert müzikler dinliyorum. Bu da nasıl oldu? İşte Çağlan Tekin'in Non Servium diye bir dergisi çıkıyordu o zaman. Benim de eniştem Non Servium dergisini tuvalette bırakmış ve ben okuyorum ve içinde işte Cradle of Filth'lar, Satanic Verses'lar falan sert müzik. Şimdi o sert müziği benimsemenin getirdiği aslında kadınlıkla ilgili bir durum vardı bence. Çünkü güçlü kadın olmak, hani sert müzik, metal müzik dinliyor, punk dinliyor olmak, tabii serserilik, hani o dişil bir yerden değil de daha böyle hani ben de sertim gibi bir yerden o müziği belki öyle bir yere kodlayabilirim. Bu bahsettiğin şeyin tam cevabı olduğunu bilmiyorum ama yani o tabii ki çok male dominant bir yer. Özellikle evet, metal evet. Müzik dünyası. Hani CD kaydetmeye gidiyoruz falan filan. Ama şey hissettiğimi hatırlıyorum. O kadar erkeğin içinde böyle ben de sizdenim gibi bir yerden bir güç hissettiğimi hatırlıyorum. 2016 yılında çizgi roman okuyan kaç kişiyiz sorusuyla yola çıkan İstanbul Comics and Art Festival'in içerikler ve kürasyon bölümüyle ilgilenmeye başlıyorsun. 2016 yılından bu yana mesela işte bir ara güvenlik gerekçeleriyle kaldırılan urban hacking işleri oluyor festivalin ve işte bir ara pandemi giriyor araya. Ama 2016'dan bu yana İKAF demem doğru olur mu, kısaltma nasıl söylüyorsun? İCAF diyoruz. İCAF. İKAF diyen de tamam. Var. İCAF'ın yolculuğunu anlatman mümkün mü? Ve sence işte bu festival İCAF çizgi roman okuyan kaç kişi sorusunun cevabında bir artışa vesile olmuş mudur dersin? Öyle bir şeyiniz oldu mu, gözleminiz olabildi mi? Şöyle, benim bu festivali gerçekleştiren ajansı giriş tarihim 2018'in, 2017'nin sonları. Dolayısıyla benden önce 2 senedir zaten bu festival yapılıyordu ve çok tatlı bir ekip vardı yine de tabii ki. Ve aslında hani yani çok zor bir yerde çizgi roman gibi çok küçücük bir komüniteyi bir araya getirmek ve bunun meraklılarını aslında şey yapan bir festivaldi.
Ve o dönem ajans başkanı Alper Sesli'nin hayali olan bir iş şimdi. Hani benim düşündüğüm ya da yarattığım bir festival değil. Benim dahil olmamla birlikte aslında kamusal alana çıktık diyebilirim. Hani benim o taraftan bir katkım olmuştur festivale. Çizgi roman okuyan çok fazla insan var. Üreten çok fazla insan var. Şimdi yeni yeni aslında festivaller bir görüyoruz, hani belediyelerin yaptığı festivaller. Hani tabii ki keşke var olanlara destek olsalar, hani bir sene destek olup ertesi gün aynısını tekrar kendileri yapıp saf dışı bırakmasalar insanları, ama olsun, güzel etkinlikler iyidir. Çizgi roman güzeldir ve daha fazlalarını da görmek isteriz hep birlikte. Festivalin kamusal alana çıkışı Urban Hacking projesiyle başlıyor. Ve kamusal alanda iş üretmek tabii ki dünyanın en çetrefilli meselesi böyle bir coğrafyada özellikle. Bir takım hani sıkıntılar yaşandı o dönem, evet. Urban Hacking Projesi 2018 yılında icap kapsamında Kadıköy sokaklarında 11 sanatçının ve tasarımcının katılımıyla gerçekleşti. Oradaki hani temel şeyde, amaçta kamusal alan hacklemesi, sanatçıların işte... bir şekilde müdahalesiyle bir takım üretimler gerçekleştirmekti. Rıza Basmaz Ölmez'in, Ragıp Basmaz Ölmez'in, çok özür dilerim, bir çöp kutusuna, konteynerına bir ses yerleştirmesi vardı. Ve yerleştirmenin içinden hayvan sesleri geliyor. Okey. Tam bir açılış partisini yapıyoruz şeyde, binada Kübra çalıyor. Telefon geldi bana zabıtadan. İşte böyle böyle bir şey var, şikayet var. Nedir? İşte sizmişsiniz bunun sorumlusu. Hayvan sesi geliyormuş konteynerin içinden. Gerçek hayvan diye şikayet etmişler. Okey, hani bu çok anlaşılır ve kabul edilebilir bir şey. Fakat sonra işte emniyetten arandım. Bomba olabilir mi içinde? Çünkü kapağı açılmıyor vesaire gibi konteynerin bir tanesini söktüler. Hatta ikisini de söktüler. Zaten hani o konteynerleri oraya yerleştirmek, oraya elektrik bağlamak, yani bunun izin süreçleri belediyeden ayrı, kaymakamlıktan ayrı, bilmem nereden, her yerden izin almak. Yani bir tane bir şey koymak için bir yere izin almak zorundasın. Okey, hani güvenlik gerekçesiyle anlıyoruz. Sonra bir şekilde hani o süreçler, işte bir yerlerden izinler, kağıtlar falan filan, tekrar yerleştirdik. Ayça Ceylan'ın performansı, Bahariye'de olacak olan, Süreyya Operası'nın önünde olacak olan bir performansı için kaymakamlık iznimiz var. Bu sefer Çevik Kuvvet ile sorun yaşadık. Çünkü işte güvenlik, o dönemde hani şeydi, nasıl diyeyim, her zaman öyle de gerçi. Biraz daha böyle hani sokaklarında daha hani en ufak bir harekette hemen, şimdi bir 10 dakika sonra geliyorlarsa o zaman anında geliyorlardı falan. Ve şey, hani güvenlik gerekçesiyle bu performansı yapamazsınızlar vesaireler. Yine işte araya insanlar sokup işte imzalar alıp emniyetlere bilmem nere, hani bunda bir politik hiçbir şeyi yok, karşılığı yok, tamamen işte hani o açıklamaları da yapmak zorundasınız ki izin verilsin. Velhasıl öyle. Bir üçüncü sorun daha var ama artık uzatmıyorum konuyu. Yani böyle tam o 11 sanatçının hepsi de hackleyemedi. Evet. Günün bir şey oldu günün sonunda. Semi hack. Ama şimdi artık icapla bağlantın devam etmiyor sanırım. Şöyle, şey değilim, ekipte değilim. Ajanstan ayrıldım, bir sene oluyor. Ama danışmanlık veriyorum arada, ihtiyaç olduğunda konuşuyoruz. İşte önerilerde bulunuyorum vesaire. O zaman bu soruyu sorman da yerinde olur diye düşünüyorum. İstanbul Comics and Arts Festival'in geçmişine ve günümüze baktığımızda kadın ve LGBT artı temsilinin, yani işte çizgi roman dünyasındaki değişimin festivale nasıl yansıdığını, yansıyabildiğini düşünüyor musun diye sorayım. Elimizden geldiği kadarıyla yansıtmaya çalıştık. Ama çizgi roman dünyasında Türkiye'de üreten çok fazla kadın LGBT artı yok. Yine erkek dominant bir şey, kültür diyeyim. 2018 yılında grafiti alanını ve işte mural street art alanını kadınlara verdik. Kadın sanatçılar geldiler. Hatta Afganistan'dan Şamsiye Hasani'yi davet etmiştik. O zaman daha Afganistan'da yaşıyordu. Taliban'ın bu kadar ortalığın şeyine yapmadan önceki süreci. Bir konuşması da oldu onun. Hani baskıcı rejimlerde bir kadın olarak sokakta üretmek başlıklı.
Onun dışında bence yeterince alan açtığını, bir belki öz eleştiri gibi alabiliriz onu. Yeterince alan açıldığını düşünmüyorum. Bir, gerçekten hani bunun araştırmasını da çok yaptık. Hani bir konuşmacılar, kadın erkek konuşmacılar eşit olsun ama sektörde de üreten, dediğim gibi, kadın sayısı erkeğe göre daha az. O yüzden hani biraz daha bence o tarafta bir öz eleştiri olarak elimizi taşın altına biraz daha sokmamız gerekiyordu diye düşünüyorum. Çeşitli proje ve sergilerde sanatçılarla çalışıyorsun ve sergi prodüktörlüğü de yapıyorsun. Bir dönem beraber çalıştığın sanatçılardan biri de Kökan Ergun. Kökan Ergun'un Şehitler belgeselinin yapımcılarındansın. Ben de liseyi Çanakkale'de okudum ve belgeseli de izledim. Ve hani oradaki işte, yani Çanakkale'deki bu işte hani şehitlikler vesaire, oradaki işte o turizmin pek çok kısmına şahit oldum. Ve Şehitleri izlediğimde de oradaki o ironiden çok etkilenmiştim. Bu belgeseldeki senin hani yolculuğunu merak ediyorum. Senin tanıklıkların, senin gözlemlerin nasıl oldu şehitleri çekerken ve işte yapıma hazırlarken? Şöyle, prodüksiyon sürecinde ben yoktum. Dolayısıyla Çanakkale'deki prodüksiyon sürecinde birlikte çalışmadık. Ben post prodüksiyon sürecinde vardım ve ondan sonraki süreçlerde aslında bir de araştırma aşamasında yanındaydım. Şöyle bir şey diyebilirim. Yani üretim süreci tabii ki hani bilgisayar başındayım, hani o daha teknik işlerle ilgileniyoruz. Ama gezdiği festivallerde aldığı karşılıklar üzerinden belki biraz tabii konuşabiliriz. Birincisi, sen belgeseli izlediğin için biliyorsun tabii ki. Hep aynı eleştiri, ya eleştiri demeyeyim de hep aynı yorum geldi. Neden hiç Atatürk yok? Neden hiç Mustafa Kemal görünmüyor? Çünkü gösterilmiyor artık. Çünkü hani o şey değişiyor, o söylem değişiyor. Şehitlik, evet, şehadete dönüyor vesaire gibi bir yerden. Aslında hani o eleştirinin yöneltileceği kişi filmin yönetmeni değil. Aslında oradaki şu anki mevcut durum gibi, evet, bir evet. Kısaca böyle bir yorum yapmış olayım. Bir de mesela işte 2018 yılında da şeyi gördüğümde yine şehitler aklıma gelmişti. Bir böyle billboard var yine şehitliklerin orada. İşte şey diyor, işte atalarımızın kanlarıyla sulanmış bu topraklara çöp atma, hani saygısızlık etme gibilerinden böyle. İngilizcesi de var, yani hani herkesin atalarından, ansaklardan da bahsediyor en azından o anlamda kapsayıcı. Ama mesela hep böyle bir şey anlatısı var. Yani aslında oraya çöp atmak kötü gibi bir yerden anlatmıyoruz da, sanki böyle kanlarla sulanmayan yere çöp atmak okeymiş gibi bir yerden. Ve bu belgesel de onu çok güzel gösteriyordu, evet, yani hani oradaki... Yumuşak karnına basıyor çünkü Türkiye insanının, değil. Aynen öyle. Pandemi gece hayatına büyük vurgun indirdi. Pandemi gerekçesiyle de yasaklar kalıcı hale geldi. Ve hani pek çok böyle eğlence hayatına dair şeyler de böyle lüks konumunda şu anda hayatımızda. İşte vergiler olsun, zaten ekonominin durumu olsun. Güncel olarak ve kimi zaman öncesinden beri de aslında Berlin, Belgrad ve İstanbul'da hani projelerde çalışıyorsun. Buralara seyahatlerin de var. Ben buradaki, yani bu üç şehirdeki, Berlin, Belgrad ve İstanbul'daki gece hayatının pandemiden nasıl hani etkilendiğini ve hani böyle bunun hani günümüze, yani toparlamalarının nasıl yansıdığını anlatmanı isteyeceğim karşılaştırmalı olarak. Şimdi Berlin, Belgrad, İstanbul kıyaslanacak şehirler şöyle değil. Berlin'i ayrı tutarak belki bunu konuşabiliriz. Çünkü Berlin'in zaten devlet tarafından desteklenen, daha doğrusu bu kültürün devamlılığının sağlanması için desteklendiği bir durum söz konusu. İşte Club Commission'lar var vesaireler. Hani bir örgütlenilmiş bir yapısı var. Ve pandemi zamanında tabii ki hem sanatçılara, müzisyenlere, DJ'lere hem de kulüplere maddi destekler sağlandı. Şimdi zaten çok büyük bir turizm kapısı da olduğu için o kültürün yaşatılması için bir destek var yukarıdan. İstanbul'da bunun tam tersi var. Yani İstanbul'da da zamanında insanlar partilemeye gelebilirdi. O tarz bir turizm de vardı, vardı yani. Vardı. Şimdi niye yok acaba? İstanbul'da
Kamusal alanlar yeniden canlandı pandemi üzerinden devam edeceksek. Çünkü benim hatırladığım İstanbul kamusal alanlarda sosyalleşilen ve sonra mekanlara girilen bir İstanbul'du. Bundan işte kaç yıl önce sen düşün. Şimdi ise yani Belgrad'ı nasıl kıyaslayalım? Belgrad'ın, açıkçası Belgrad'ın gece hayatına o kadar hakim değilim. Çok fazla da kulüp olduğunu düşünmüyorum. Sen daha iyi bilirsin diye düşünüyorum. Onu sen daha iyi onu sen söyleyeceksin. Sadece hani Türkiye gibi bir ülkede gece hayatının diğer iki şehirde olduğu kadar sembolik bir anlam taşıdığını düşünmüyorum. Çünkü burada gerçekten maalesef gece hayatına sıkıştırılmış azınlıkların kendilerini rahat ifade edebildikleri, kendileri olabildikleri alanlar buralar. O yüzden hani pandeminin de o dönemki yani çok zor bir süreç tabii ki herkes için çok zor. Aslında bir sonraki sorum da sana bu anlamda olacaktı. Yine bu üç şehir için gözlemlerini soracaktım. Kadın ve LGBT artıların da bu pandemiyi hani gece hayatında çalışan ve gece hayatının katılımcısı, gece hayatında var olan kadın ve LGBT artıların da hani bu pandemi tahribatının üstünden ne kadar gelebildiğini de söylemem mümkün mü diyecektim. Oradan devam edersen şahane olur. Kadınlar, LGBT'yi artılar, yani bu yıkıcı bir süreçti tabii ki. Yani hem maddi hem manevi. Muhtemelen duymadığımız daha bir sürü şey de yaşandı. Ama pandeminin etkilerinin ben bilmiyorum. Artık kalmadı artık kalmadığını düşünüyorum. Belki başka bir belki mücadelenin içerisinde. Tabii ki o mücadele hiçbir zaman bitmiyor ama pandemiden sonra böyle bir... Ya hep böyle şey umut eden bir yerde de olmak istiyorum ama hani bir şeyleri böyle kenara koyarsak bir çok güzel bir hareketlilik var. Hani gece hayatını konuşuyorsak eğer İstanbul üzerinden. Yeni mekanlar açılacak. Bu hadi kışa iş. Doğru. Evet evet yani bir sokak baştan sona açılacak falan. Hani şimdi detaylarını ben paylaşmayayım zaten duyarsınız. Bir hareketlilik var, bir... İşte işletmelerin başına LGBT'yi artılar getirilmeye başlandı. Bunlar hani bugüne kadar neden olmadı? Bunu sorgulamayı bir kenara bırakalım. Ama biraz daha sadece performans göstersin, sadece çalsın ya da işte sadece karikatürize edelim de orada bir ortalıkta salınsın gibi bir yerden değil de gerçekten bu işin içine de bir şekilde dahil edilmeye başlandılar. Büyük güçler tarafından sanki. o yüzden hani ben böyle bir dışarı çıktığımda heyecanlanıyorum artık. O insanlara çünkü onlar oraya geldiği zaman çehresi de değişiyor. Yani müdavimleri de değişiyor. Zaten hani bunu istiyoruz ya hepimiz. Hani ben eşit bir yerde olmalıyım. Zaten hani bu hep söylediğim bir şey var dans pistinin politik olması ile ilgili. O tamamen o eşitlik üzerinden bunu ben okuyorum. Yani öyle olmalı ideal dünyada. Peki şey söylüyorsun yani İstanbul kulüp kültürünü mimari açıdan da müzikal açıdan da steril ve sınıfçı bulduğunu söylüyorsun. Bunu birazcık açar mısın? Şimdi İstanbul gece hayatını bizim yaşadığımız, deneyimlediğimiz ya da gittiğimiz gece hayatı dediğimiz şey küçücük kulüpler aslında. Hani aslında onlar üzerinden söylemiyorum. Bu yorumum onlar üzerinden değil. Bu yorumum büyük kulüpler. Yani işte o locaların, evet. Şişelerin. Evet. Hani atıyorum underground bir DJ bukluyorsun. Normalde işte Berkay'ında bilmem nerede falan filan çalan bir DJ. İstanbul'a geldiğinde tabii ki gidip de Banger'da çalacak değil. Öyle bir parası da yok Banger'ın. Öyle bir şey de yok. O kadar insan kapasitesi de yok. Geleceği kulüpler belli. Şimdi oraya gidecek olan kitle de o zaman değişmiş oluyor. Şimdi sen şort giyiyor, atlet giyiyor diye kapıdan almazsan ya da iki erkek, Lubunya erkek ya da tırnak içinde Lubunya ya da neyse işte hani beyansız falansız. Damsız almıyorum dersen. Şimdi yani o zaman senin şişe açtırmadan şey yapmıyoruz, işte servisimiz yoklar falan filan. Bir de her yerde artık ağzına burnuna neon tıkıştırılmış heykel büst görmekten gına geldi. Ve Osmanlı halılarını lütfen artık sermeyin diyecek kabinlerinin altına.
Aslında sterilden kastım o. Çünkü atıyorum Berlin'le yine kıyaslayacak olursak endüstriyel yapıların dönüştürülüp bir şekilde o orijinalliğinin de korunarak hani o şeyinin o raf halinin korunarak bir şekilde mekanlaştırıldığı bir mimari yapıdan biz de böyle her şeyi sıvayalım, karton piyerler, işte avizeleri asalım yukarıdan. Temiz yani, fazla steril. Aslında steril temizlik değil de o steril kavramı biraz daha o işte yani. Leş olmaya izin vermeyen belki. Leş olmaya. Belki. Tamam, leş de olma. Hani çok da böyle çişin içinde de eğlenmeyelim. Ama o da işte başka yerlerden leş oluyor ki. Yani çok daha eril bir yerden ne baktın? Nöttürü, öttürü, evet. Zöttürü gibi. Evet. Onun da kendi başka meseleleri olmuş oluyor. İstanbul kültür, sanat ve gece hayatının son 20 küsur yılının tanıklarındansın. Peki ya benim görme şansımın olmadığı 90'larda durum nasıldı? Nasıl bir İstanbul yaşandı sorusundan yola çıkarak İstanbul Nightlife Project'i hayata geçirmek için kolları sıvıyorsun. İstanbul'un 90'larından 2000'lerine odaklanan, geçen 30 yıllık süreçte gelişen, dönüşen gece hayatını, kültürünü bugünün İstanbul'undan bakarak okumaya çalışan bu projede şimdiye kadar neler oldu? Şu an neler oluyor? Neler olacak diye sorayım. İstanbul Nightlife Project. Tabii. İstanbul Nightlife Project yine aslında tamamen böyle kişisel bir meraktan ortaya çıkıp sonrasında yine o dönemki ajans başkanımızla birlikte konuştu. Ajans başkanı da ne kadar sorumlu. Ajans aynen. Ne diyeyim, patron da kötü. Ne diyeyim, Alper Bey. Direktör. Buradan selamlar. Evet, direktör doğru. Neden direktör? Düşünmemiştim. onunla birlikte böyle oturup kafa patlattığımız ve onun da meraklarının bu sefer ortaya. Çünkü o başka bir, benden daha eski kuşak olduğu için onun başka merakları var. Benim başka meraklarım var. İki meraklı bir araya gelip böyle bir bunu geliştirelim ve hiç ulaşamadığımız, yani bizim de bizimle birlikte merak eden insanların da aslında merakını giderelim ve nasıl bir İstanbul yaşandı? Çünkü inanılmaz bir İstanbul yaşanmış anlatılanlardan şeyle, referansla. Bir video serisi olarak başladı. Ve şimdiye kadar Ateş Tezer'le ilk söyleşiyi yaptık. Ateş Tezer'de aslında Magma'nın, Switch'in ve JMB Dance and Techno Festivali'nin arkasındaki isim. Türkiye'nin ilk festivalinden bahsediyoruz aslında, Techno Festivali. 98 yılında 12 saat süren bir festival. Babylon ekibiyle konuştuk. Ahmet Ulu, Elif Erdos, Elif Cemal vesaire. Asmalı Babylon'un aslında Galatasaray'dan sonrası diye adlandırılan ve karanlık olan Asmalı bölgesini nasıl canlandırdığı ve nasıl bambaşka bir kültür yarattığı ile ilgiliydi. Ve kimlerin o sahneden geçtiği ile ilgiliydi. Sonra dedik ki biraz da böyle popüler kültür tarafına girelim. O zaman neyi konuşalım? Reyna'yı konuşalım. Çünkü önemli bir yeri var. En son yaşanan olaya kadar. Ali Ünal'ı davet ettik. Onunla bir söyleşi yaptık. Sonra karşıya geçelim dedik. Çubuklu Hayal Kahvesi'ni konuştuk. Sonra tabii ki yani hani gece hayat, aslında gece hayatının içinde değildik biz. Çünkü bize gece sahne verilmezdi. Boş olan gündüz kuşakları sahnesini alırdık diyen punk gruplarıyla söyleşilerimiz oldu. Esat da o zaman hayattaydı. Esat Cavit Başak. O da katıldı söyleşilerden birine. Biraz 90'lar punk hayatını konuştuk. Sonra Tolga Akyıldız'la bir söyleşimiz oldu. O da benim için iki önemli şey, iyi ki yapmışım dediğim söyleşilerden. Tolga'yla da yine işte Lanet'i, Blue Jean dergisini, işte biraz dergiciliğin aslında müziği ve dolayısıyla işte müzik kültürünü ve oradan gece hayatını nasıl etkilediğine dair bir söyleşiydi. Necati Tüfenk'le Kod Müzik konuştuk. Aslında çok fazla konuşma yapıldı. Bunların şimdi kurguda bekleyenleri var. Yani videoların kurguya girip yeniden dolaşıma sokulması gerekiyor. Çünkü biraz böyle yavaş gittik şu son birkaç zamanda. Ve tabii ki bunun asıl yapmak istediğim kısmı da bunu fiziksel bir etkinliğe dönüştürmek. Yani bu konuların, çünkü aslında pandemi öncesi böyle planlanmıştı. Biz bunu bir festival yapalım. İçinde müzik de olsun, söyleşiler de olsun, sergiler de olsun. Çünkü sergiler kısmında bu eski kulüplerin yeniden aynı mimariyle canlandırıldığı bir takım deneyim alanları. Ha, ve o müziklerin de yeniden dinlenebileceği. Arşiv de bol ama maalesef şey yok. Fotoğraf ve görsel yok. O dönem çünkü neye kaydedildiyse bilmiyorum. Benim de o dönemden kişisel arşivim kayıptır. CD'lere, DVD'lere kaydedip çizilip ortadan kaybolan korkunç bir teknoloji.
O yüzden hani böyle onu daha fiziksel bir etkinliğe çevirip biraz müziği de işin içine katıp öyle bir plan yapıyoruz. Bir de şeyi konuşmak istiyorum ben. O da benim yine kişisel merakım. Tamam, Beyoğlu'nda bu oluyordu. Okey, Kadıköy'de şu oluyordu. İşte Ulus, her yerde bir şey oluyordu. Bayrampaşa'da ne oluyordu? Hani Şanzelize kafeler falan bir ara vardı. Tabii. Hani orada oralarda da eğleniliyor. Oraların da bir gece hayatı var. Biraz böyle oralara da ufak böyle bir girip en azından hani bunu yayınlamayacak olsam bile böyle kendim böyle bir gidip güvenebileceğim biriydi tabii ki. Bir gidip gezip bakmak istiyorum açıkçası. Peki şimdiye kadar baktığınız kadarıyla 90'lar ve 2000'lerin işte gece hayatında İstanbul'da kadın ve lubunyaların yani bu isimler ne kadar ön plana çıktı, ne kadar bu isimlerle konuşabildiniz, ulaşabildiniz? Kadın işletmeci o dönem aslında var. Sevil Baştürk var. Şeniz Bengüer var. Alev Çağlar var. Şimdi aklıma gelmeyen bir sürü isim vardır. LGBTİ artı tarafından tabii ki konuştuklarımız oldukça yine de olacak. Hani bu dediğim gibi devam eden bir proje. Konuşmak istemeyenler oldu. Anlaşılabilir bir tabii ki durum. Onun dışında şimdi planlamalar dahilinde isimler var konuşacağımız. Güncel olarak Deniz Leo Hegic ile beraber üzerinde çalıştığınız monolog galeri ve Supermarket Lab oluşumlarından bahsetmem mümkün mü? Tabii ki. Deniz'le birlikte aslında uzun süredir tanışıyoruz ve çalışıyoruz. Deniz'ten de belki birazcık bahsedersin. Tabii. Yani yine o işte hani senin belki İstanbul, Almanya yan, onun yine bir işte Gastarbeiter hani ortaklıklarınız falan. Deniz'le aslında bayağı önce tanıştık, Berlin'de tanıştık ve ben onu ICAF'ın, Comics and Art Festival'ın 2019 edisyonunun Urban Art projesinin küratörü olarak davet ettim. Aslında o çalışma deneyimimiz benim başka bir organizasyonda çalışırken ki sürecime dayanıyor. Ve kendisi şey, o da benim gibi göçmen çocuğu ve Saraybosnalı ailesi. Ve Sırp kökenli aynı zamanda. İstanbul onun için şey gibi bir şey oldu. Hani eve dönüş gibi. Öyle bir yerden anlatıyor buraya her geldiğinde. Dolayısıyla kurduğumuz enerji de hani belki tamamen hayatını Almanya'da geçirmiş biri olsaydı böyle bir yerden bir iletişim kurabilir miydik bilmiyorum. Ama hani ikimizin de öyle bir ortak geçmişi paylaşıyor olması bizi biraz daha böyle güzel bir dinamik içinde buluşturdu. Deniz'le son bir yıldır aktif olarak çalışıyoruz ve şu anda Belgrad'da bir galerimiz var, Monolog Galeri. Ve ikincisi de Atina'da açılmak üzere, muhtemelen 2024'ün başlarında açılacak. Asıl işimizi söyleyeyim, Supermarket Lab diye bir oluşumumuz var Berlin'de, Berlin merkezinde, Berlin merkezli. Ben onun İstanbul ayağını yönetiyorum. Aslında markalara hem danışmanlık hem onların iletişim stratejilerini geliştirmek üzere bir takım çözüm projeleri hem de kamusal alanda bir takım dönüşümler, işte bunların belki sanat yoluyla yapılması ya da işte markaların bir şekilde iletişim stratejilerinin yine daha kreatif bir yerden geliştirilmesi, reklam tanıtım hizmetleri gibi bir takım çözüm ortaklıkları sunuyoruz. O aslında ekmek teknesi dediğimiz yer. Dolayısıyla oradan gelen akış öbür taraftan sanat. Bütçe oluşur ama monolog galeriye. Aslında kendini fonlayan bir sistemi var. Onun dışında koleksiyon geliştirme bir koleksiyonumuz var. Paylaşımlı bir koleksiyon bu. Dijital mi? Dijital değil, fiziksel işler de var ama onları dijital bir yerden de sunuyoruz. Aslında sadece Belgrad'la sınırlı kalmak gibi değil, bunları dijital platformlardan dolaşıma sokarak biraz daha o koleksiyonu görünür kılmak üzerine bir şeyimiz var. Modelimiz var diyeyim. Çünkü hani koleksiyonerlik dediğin şey bir noktada toplamak ve sonra onu bir yerde tutmak ama, ya. Evet. Çağrıldıkça da belki yollamak evet, ama evet. Hani belki hani o koleksiyonerlerin daha böyle inisiyatif alarak açması ya da kendi öne yakalaması daha alışılagelmişin dışında bir şey olmuş. Evet. Oluyor. Siz de onu yapıyorsunuz anladığım evet, kadarıyla. Evet. Koleksiyon sergileri de yapıyoruz. O koleksiyonlar fuarlara da gidebiliyor. Ve hani
olabildiğince dijital platformlarda görünür kılıp bir noktada aslında hani bunu tırnak içinde bir yatırım olarak görüyorsak eğer o sanatçının bir noktada görünürlüğünü ve yine tırnak içinde değerini de arttırmış oluyor. Peki İstanbul burada nerede duruyor şu anda? İstanbul burada biraz şey bir yerde duruyor. Bir gözlem süreci gibi diyebiliriz. Yani yapmak istediğimiz çok fazla şey var. Yapmakta geciktiğimiz şeyler var. Bir takım işte doğal afetler ve işte politik meseleler vesaireler nedeniyle. Ama hani şimdi çok detay vermek istemiyorum da güzel bir şeyler olacak. Benim de heyecanlandığım diyeyim. Bir hareket, bir şey yani benim hayallerim, Deniz'in hayalleri ve işte birlikte yapmak, üretmek istediğimiz şeylerin böyle karşılık bulacağı bir sürecimiz başlayacak diyebilirim. Süper. İstanbul Night Life Project'in tanıtım videosunda izleyiciye bazı sorular yöneltiyorsunuz. Ben de sana o soruları sormak istiyorum ama geçmişe değil şu ana dair cevaplarını istiyor olacağım senden. Şu anda İstanbul gece hayatının sende bıraktığı his. Çok seksi. Bir de şey, umutluyum, heyecanlıyım demiştin, onu da ekleyeyim. Beni de heyecanlandırdı çünkü bahsettiğin ama daha dur bakalım gelecek dediğin şeyler. Peki gece hayatı nasıl? Gece hayatı nasıl? Gece hayatı is back yani bence. Okey, bunu da... Ya da dedin. Ya da ben mi geri döndüm acaba? Belki de. Belki de. Will be back, back, I'm back. Aynen. Okay. Doğru bir karşılaşma olmuş. Doğru zamanlama. Peki İstanbul'da mekan deyince? Evet, birkaç tane sayacağım. Öncelikle Ziba. Tabii ki şey hani teşekkür ediyoruz öyle bir mekan yaptıkları için. Banger, No Radyo, Gizli Bahçe. Şimdi Üzüm'ün yeni mekanı, ismini de söyleyelim. Sendika. Sendika. Çünkü paylaşıldı, aynen. Süper, tamam. Beni en çok heyecanlandıran yer bu kış için. Ve işte arada böyle tamam hani mahalle kulübümüz olduğu için minibüs koyabilirim. Okey. Sendika için ben de çok çok heyecanlıyım. Evet. Çok teşekkür ediyorum bugün burada konuğum olduğun için. Senin eklemek, sormak, söylemek istediğin bir şey var mıdır? Ben teşekkür ediyorum. Biraz daha, biraz daha değil, çokça gece hayatında LGBT artı görünürlüğü, sadece drag show'larda ya da işte ortada geçsin diye değil, gerçekten üretsin, çalışsın ve bir noktada eşitlenelim diyeyim. Bu da böyle bir dünya barışı mesajı olsun. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. O zaman bir sonraki bölümümüzde buluşmak üzere.